Veriyorum 4 yıllık fakülte. Şimdi senato kararı çıktı. Belediye meclisinden de bütün kararlarımızı çıkardık. Plan tahliyatlarını yaptık. İnşallah en kısa sürede de oraya 4 yıllık bir fakülte geliyor. Denizcilik Fakültesi. Şimdi öteden beriye gelen eğitime olan Ereğli Belediyesi'nin katkısı çok büyük. Bakın şimdi şöyle ufak notlar aldım. Şimdi burada Kaptan Çevre'nin yapmış olduğu bir lise 17 dönüm. Ben bunu 2001-2002 yıllarında da Milli Eğitim'e bağışladım. 17 dönüm yer hemen şurada çarşıda, şurada arka tarafta 500 metre ileride. Bugün parayla satmaya kalkmış olsak 17 trilyon yapıyor. İçine yapılan bina 7-8 milyondur. Allah razı olsun yapanlardan. Benim ilçeme bir çivi çakanın ben kulu kölesi olurum. Yine bir lise alanı, işte OPET'in olduğu alanı, OPET'e özellikle kendim gittim, bir OPET lisesi yaptırdım. Bugün Marmara bölgesinde bir numaradır. Yani o kadar detaylı her şeyi düşünülmüş, çok güzel bir liseyi OPET şirketler grubuna yaptırdım. Şimdi onun hemen bitişiğine bir lise daha yaptırıyoruz. O da 8500 metrelik arsayı işte yaklaşık 3 ay önce tahsis yaptık. Hemen onun bitişiğinde yine bir ulusal engelsiz yaşam merkezi. Engelsiz yaşam merkezine 8 dönüm yer verdik. İl müdürümüz geldi, Sayın Valime de konuyu biz arz etmiştik. Onun da bilgisi var tabii. Biz dedi ki bakanlık bu bölgelere bir yatırım yapacak. Bize bir yer verir misiniz? Nasıl bir yatırım yapacak? Anlattık. Yönetimdeki bütün meclis üyesi arkadaşlarımızdan, bürokrat arkadaşlarımızdan. Onlar da anlattı bize. Biz onlara anlattık derken çok güzel bir projenin olduğunu gördük. Ve yerimizi onlara tahsis edeceğiz bu önümüzdeki günlerde. Bildiğim kadarıyla da herhalde bir buçuk ay içerisinde de ihaleye çıkacak. Bu engelsiz yaşam merkezi tek katlıydı. Bakanlık ilk defa burada bu iki katlı proje uyguluyor. Marmara bölgesindeki engelli vatandaşlarımızın burada gelip tedavi olabileceği mükemmel bir yatırım. Aynı zamanda rehabilitasyon merkezi olacak. Bunu da bakanlık yapacak. Burada tabii bu yatırımı getirirken tabii ki liseyi de bakanlık yapacak. Bazı eşlerimiz, dostlarımız var. Bizim tabii siyasi görüşümüz belli ama netice itibariyle her partide, her siyasi partide de bizim dostlarımız vardı. Bize destek olan bütün siyasi arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki kendi partilimiz, milletvekilleri de dahil. Burada en büyük desteği veren tabii ki Sayın Valim, ona da huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyorum. Bunun yanında ilk öğretim olarak bugün işte burada 5100 metre olan şu arsayı belediyemizin de hemen eğitim olarak getirdik, koyduk buraya. Eğitim alanı yaptık. İşte bugün inşallah temelini atacağız. Önümüzdeki yılda öğretim yılına yetişecek müteahhit arkadaşımın vermiş olduğu söz doğrultusunda. Yine anaokulu yoktu. Şurada bir tane anaokulu. Orası da burası da aşağı yukarı 500 metre yakın bir yerdi. Yine belediyemiz tarafından iki dönüm yer verilerek ayrıca %50'sini de yardımsever bir vatandaş yapmak kaydıyla anaokulunda hizmete açıldı. İnşallah önümüzdeki günlerde açılış töreninde yapılacak bildiğim kadarıyla. Öğrenci yurdumuz yoktu. Yine OPET Anadolu Lisesi yan tarafında bitişiğinde 3100 metre bir öğrenci yurdu. İnşallah onu da Kredi Yurtlar Kurumu'na vermeyi planlıyoruz. Yani bunu tabii ki şimdiki burada öğrenci, öğretim gören vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, çocuklarımız buradaki dairelerde, pansiyonlarda kalıyor. Ama bir öğrenci yurdu olursa mutlak surette çok daha iyi olur düşüncesiyle öyle bir yer çocuklarımıza tahsis edeceğiz inşallah binasını da yapıp. Dolayısıyla eğitime vermiş olduğumuz katkıda bu şu anda sadece şu okullar bölgesinde 50 dönüm yer tahsis ettik. 160 dönüm üniversitenin yerini yaptık ve belediyenin %50 olan yerini verdik.
45 dönüm yine Seymen yolu üzerinde yarısı